Derem Türk markası. Evet arkadaşlar, yeni zeytin makinası, yeni zeytin toplama veya çırpma makinası da diyebiliriz. Derem Türk'ün. Şöyle bakıyoruz hemen. 2022 modeli bak. Burada da yazıyor. 2022 model mi? Evet, burada. Evet. Kocaeli'de üretilmiş. Evet, bu şarjlı falan değil. Bu direkt aküden bağlantı alıyor. Aküden, şöyle traktörün aküsünden bağlantı alarak çalışıyor. Akünün gücüyle çalışıyor. Şimdi az sonra bunun zeytin çırpışına veya toplayışına bakacağız. Yeni bir zeytine geçtiğimizde. Uzuyor mu Soner, bir uzat bakayım. Uzatması var mı uzatma? Uzatma yok mu? Var, uzatma var. Var mı? Elin ucunda bak. Şurada mı? Ucunda abi. Aha, şuradan mı diyor? Biz de merak ettik, aha, geldik. Anladım. Herkes aynen. Dün gelmiş herhalde, bakmaya gelmiş i̇şte, köylüler. İşte uzatması da burada. Burada kilit mandalı var. Oo, bayağı uzuyor ya. Uzuyor. Evet evet, buradan. 5 metre oldu herhalde. Bu. Son limit bu. Yani barketten bayağı da uzun. 5 metre oldu mu Soner, var mı? Var. Ya 4 metre. 4 metre boyu var. Ha, 4 metre mi? İnsanla beraber 5 6 metreyi buluyor yani. Bulur. Bayağı güzel bir şey ya. 4 metre boyu var. Az sonra performansına bakacağız. Yani bugün şu uca el ettiğini düşün. Evet. Evet, güzel. Tut şunu. Az sonra döküşüne bakacağız abi. Aynen. Öyle değil. Olsun. Normal ağaçlara gidelim. Bundan. Tamam, normal ağaçlara gidelim abi. Şu mandal açılıyor. İstediğin kısalığa gelip. Oradan kilitleniyor. Şurada kilitleniyor geri. Çok pratik ya. Aynen. Vallahi güzelmiş. Varalım abi. Evet arkadaşlar, zeytinimiz gemlik. Şöyle. Şimdi aküye takıyoruz. Şimdi bakacağız, bakalım. Evet. Yadal koy bakalım altına. Şimdi şeyi de söyleyelim. Voltaj yükseltme de varmış burada. Onu da söyleyelim. Şu şekilde. Tersten görünüyor maalesef. Şimdi toplama işine başlayacağız. Biraz daha indirebilirsin. Evet. Mandalı açıyor abi. Aa, şu daha. Nere yapımıymış abi bu? Miyamin abi. Kocaeli, Kocaeli. Kocaeli mi? Evet, Türk yapımı. Kocaeli. Başlıyorum. De. Tamam abi. Vallahi ya bismillah. Hadi bismillah. Evet vallahi güzel gözüküyor. Vallahi süper ya. Az sonra bakacağız, kalıyor mu kalmıyor mu? Ona da bir dikkat biraz edelim. Fazla tutuverirsen aynı yere hiç kalmaz. Hiç kalmaz. On beş adamın yaptığını yapıyor değil mi abi? Evet. Vay be. Fazla da yıpratmıyor. Yok, yıpratma işi yok. Yıpratmıyor evet. Zaten bu dallar kopuyor. Yartarakla yapsan da aynısı. Aynen aynen. Vallahi süper. Valla hoşuma gitti, gerçekten güzel. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, zeytinler dökülmeye başladı. İşte bir ağaç kaç dakika sürecek ona bakacağız sen. Dediğimiz gibi traktörün aküsüyle çalışıyor. Traktörü sürekli çalıştırmaya da gerek yokmuş. Mehmetli Belgesi, Armahalli Mahallesi. Evet. Zeytinci Diyamin oğlum. Osmaniye Sunbaz, Mehmetli Beldesi, Armağanlı Mahallesi arkadaşlar. Bünyamin oğlum abimizin yeni aldığı makina. Zeytin makinası. Veya zeytin çırpma, zeytin toplama, hangisini dersek artık. Hangisi uyarsa. Herkese tavsiye ederim. Makina daha birkaç günlük herhalde. Az sonra fiyatını falan da öğreneceğiz. Tabii ki kur sürekli değiştiği için fiyatlar yerinde durmuyor.
Bu arada gemlik zeytinlerinden bugünlerde 3.3 alıyoruz. Yani 3 kilo 300 gram zeytine 1 kilo zeytinyağı alıyoruz arkadaşlar. Daha önce böyle değildi ama soğuklardan mıdır, beklediğimizden dolayı mıdır bilmiyoruz ama şu anda verim iyi. Aynen abi, aynen. Yemeği fiyatları 1000 lira olduğu için şu anda herkes makine almaya başladı. Çünkü işçilik gerçekten pahalı burada. Yemeğiyle yani gerçekten zor iş. Bayağı bir pahalıya mal oluyor. Kurtarmaz ki yemeğiyle. Aynen abi, aynen. Çünkü yağın fiyatları 250 ile 300 lira arasında burada. Evet, çıkmaya devam arkadaşlar. Gözümüzü gösteriyor değil mi? Gösteriyor abi, gösteriyor. Aynen aynen. Şimdi onu da tabii iş bitsin ona evet. Da bakacağız. Nasıl ısınıyor mu ısınmıyor mu onu da bir test edip bakacağız. Evet. Gerçekten fiyatına değer mi değmez yani, mi? Ama görünümü kaliteli duruyor. Tabii ki tarla biraz eğimli olduğu için de biraz fark ediyor. Tabii yani ki, burada tabii durması da bayağı bir mesele. Tabii ki yani. Şöyle yakından çekeceğim şimdi. Kalmıyor. Evet. Şimdi bakıyoruz var mı diye başında. Tek tük. O da gördüğünüz gibi 1-2. 2 tane çıktı mesela bir daldan. 2 tane kalmış burada. Vallahi süper bir şey ya gerçekten. Dediği gibi 10-15 insanın yaptığını tek başına yapıyor bu. Azami 10 dakika bir ağzını temizlemesi 10 dakika sürüyor. 10 dakika sürüyor evet evet. 7 dakika oldu. 7 dakika oldu abi. Anca 10 dakika sürer doğru. Bitti oldu zaten. Evet arkadaşlar, tarakla toplasanız bile anca bu kadar oluyor. Çok zarar vermiyor zeytin ağaçlarına gördüğünüz gibi. Abi çok iyi ya, vallahi iyi. Kapatayım mı? Kapat abi.
Evet Soner Bey, test edelim abi. Makinenin ısısına şimdi bir bakalım. Evet. Buyur canım gel. Şimdi bu şuradan mı kapanıp açılıyor abi? Şuradan mı? Evet. Ha, düğmeden. Tamam. Düğme burada. Düğme motoru. Bir bakalım şöyle. Evet. Uzamayı göster. Var mı? Yani herhangi bir ısınan hiçbir yeri yok. Deren Türk marka olarak. Evet. Uzatmayı göster. Şu anda ısınan hiç... Şurada bak motor burada. Motor hafif orada bir, mı? Çok hafif bir ısı var. O da o kadarlık olacak. Hava sıcak abi. Yani, çok sıcak. Ya tek ısı. Motor burada bak bunun. O kadar da sıcak değil yani. Irık, motor burada. Isınma. Anahtarı da orada zaten. Oradan açılıyor. Uzatma evet, burada. Evet. Aynen. Mandalı açıyor. Mandalı gösterdik. Uzat. Ha bir de uzattığın zaman da bir de nasıl yapıyorum. Bir de ona bakalım dur. Hadi bakayım. Yani uzattığın zaman... İşte şu aralara... Sallanma biraz fazla olabilir belki. Tabii ki de el sallanması farklılaşır. Aralarda biraz kaldı. Az önce 7 dakika çektik. 7 dakikada bayağı bir topladı. Çok az bir şey kalmıştı. Yukarı aşağıyı fark etmiyor. Sonra abi. Kuş katacağım. Aynen tabii. Kuş yattığı yani, zaman bir tane ara dalda zeytin kalmıyor. Aralar açılması gerekiyor. Şu araya vur sonra ha. Ha burada var bak. Yani istersen uzaktan arada toplayabilirsin. Evet yani. Evet. Titreme var mı elinde Soner? Yok hiç titreme. Yani şu bak ara kristallarda bile ne hiç. Uzaktan arada. Valla bitti oldu arkadaşlar. Yani dediğimiz yani gibi 10 dakika anca sürüyor sürmüyor bir ağaç. Tabii ki yani daha büyük ağaçlarda 12-13 dakika 15 dakikaya kadar çıkabilir. Evet. Süper. Bir durdursana, süper. Bir durdursana. Şu ucunun bir çalışma şeklini gösterelim. Motor burada. Ha, şimdi bir çalıştır abi. Nasıl bir sistemle çalışıyor ona bakacağız. Bundan bir kısaltalım şöyle biraz. Tamam. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir güneşte göstereyim. Ha, şöyle bir çalıştır Soner. Şu şekilde. Çırpıyor. Yani gördüğünüz gibi çırpma işi. Vallahi güzel. Ben beğendim. Çırpma. Evet. Çırpma işi yapıyor. Ağaca zarar da vermiyor. Evet. Yani. Bunun seri numarası falan hani Deren Türk'ün mesela hangi modeliymiş falan. Ne varsa herhalde. Dur bakalım. Ha şurada. Türk malı diyor zaten. Şurada, Türk malı. Şurada bak. Şöyle bir göstereyim abi yakından da. Model ne yazıyor şurada? Troya diyor. Troya. Tamam. Üretici firma. Evet. Kocaeli'de diyor. Evet. Abi Kadir'de hangi bayide var bu? Kolular'da var. Kolular'da. Kolu ticaret. Anladım. Kolu'da var. Şimdi fiyatını soracağım da kur sürekli değişiyor. Yani fiyatı burada, belli olmaz. Yani üretici firma yazıyor zaten burada da bak. Evet. Üretici firma. Tarif çuvaldır. Yani %100 Türk malı. Evet. Şu anda üretici firma bu. Fiyatı yerinde durmuyor. Evet. En son kaç almıştın abi? En son 10 liraya aldım ben. 10 bin liraya. Her şey dahil içine. Kablosu, evet. Yükselticisi. Yedek parçaları. Yedek parça olarak ne var abi? İki tane tırnak verdiler. Şundan. Evet. Anahtar verdiler. Şundan da ha, tabii. Şu tırnaklardan. Tabii ki. Ha, anahtar verdiler. Evet. Şu voltaj yükseltmeyi. Hepsi içine. Hepsi içine. Tabii ki. Tabii ki. Tamam olmuş. Hepsi içine. Vallahi gerçekten hoşuma gitti abi. Yani ağırlığı da çok ağır bir şey değil yani. Malzeme ağırlığı kalitesi yok. De çok iyi. Evet. Alüminyum sanırım. Kaliteli bir alüminyum. Aynen. Dış yapısı şöyle gördüğünüz gibi zaten şu vidalardan da belli oluyor kaliteli olduğu. Aynen. Vida yerlerinden. Vallahi güzel. Yani öyle beğendim. Çok bir ısı da yok. Gerçekten güzel. Evet. Süper bir makine. Gerçekten şu beğendim. Uzatması da çok portatif yapmışlar yani hiç bak hiç anında. Çok portatif. Bünyamin abi 10 kişinin 15 kişinin yaptığı işi yapıyor. 15 kişinin topladığı adamın bir kişi yapıyor. Bir kişi bununla yapıyor. Yapar. Evet. Vallahi çok güzel. Beğendik abi. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Ya almak isteyen? Evet. Alabilir gönül rahatlığıyla. Sıfır müracaat yapabilir. 0541-603-37-78 Armağan'la merkezde oturuyoruz. Evet. Almak isteyenler hani sana danışması, sana soru sorması için numara verdin. Yoksa biz satmıyoruz bunu abi. Evet. Bizde alakası yok yani bunun. Sadece reklam yapıyor işte. Reklam yaptık aynen. Tamam. Abimiz almış. Biz de gösterdik nedir ne değildir. Tabii tabii.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 dakikada bir ağacı sıyırıyor. Ağacı sıyırıyor. Üzerinde kalmış mı bakıyoruz. Bir tane şurada var. Birkaç tane de şurada var. Başka da yok. Başka da yok gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biz beğendik ürünü. Herhalde biz de alacağız. Bugünlerde. Tabii. Herkes tavsiye ederim. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Zaman ayırdığın için. Arkadaşlar videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere.